Sayın Tümüklü. Merhaba, iyi yayınlar. Merhaba, hoş geldiniz siz de yayınımıza. Maalesef güzel haberlerle aslında sizlerden görüş haber almak isterdik. Fakat gözaltılar vardı bu sabah. 14 kişinin, 14 ESP üyesinin gözaltına alındığı bildirildi. Son durum nedir ve neden yapıldı bu operasyonlar? Seyircilerimizi de bilgilendirir misiniz? Evet, herkesi selamlıyorum. Dün aslında 3'te itibaren başlayan bir önceki dönem genel başkanımız olan Çiçekoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başladı. Gece saatlerine doğru devam etti. Saat 2 civarında operasyonlar devam etmiş oldu. Doğal olarak da şu an itibariyle 14 kişi gözaltında ve yaklaşık 6 kişinin de, 6 yoldaşımızın da evine biliyorum. Tabii sonuçta operasyonla herhangi bir durum, herhangi bir durum yok. Hatta avukat kısıtlaması var gözaltındaki yoldaşlarımızla görüşmeyle ilgili. Doğal olarak da şu an için durum şu, yani anladığımız kadarıyla sosyalistlere, Birleşik Mücadele'nin sözcülerine bir şekilde mesaj verilerek yani yükselen mücadele dinamiklerini kırmak ve bir şekilde bu toplumsal mücadelenin önüne geçmek istiyorlar. Faşizm biliyorsunuz çok sık bir şekilde siyasi soykırım operasyonları yürütüyor. Sadece sosyalistleri değil, tabii ki yurtseverleri, kadınlara, gençlere yönelik de birçok operasyon yapıldı. Biz de bu operasyonları bunlardan bağımsız dayalı bir biçimde ele almıyoruz. Esasen yükselen mücadelenin, egemenlerin yaşamış olduğu rejim karşısında ürettiği politikanın önüne geçmek, aynı zamanda bunun birleşik mücadele zeminde karşı bulmasını engellemeye çalışıyorlar. Biz tabii ki bunun farkındayız. Tam bu eklemde de yanıt üretmeyi, bu eklemde kamuoyuna bir çağrımız da oldu. Şu anda birçok Türkiye ve Kürdistan kentinde bu operasyonlara karşı protestolar, yürüyüşler ve basın açıklamaları oldu. Tabii şunu görmek lazım, yani belki yani buradan bir kez daha hatırlatmak lazım. AKP saray faşist rejimi kendi krizi içinde debelenirken emekçilerin ve ezilenlerin mücadelesini bir şekilde boşluğa düşürmek, bir şekilde onu yönsüz bırakmak gibi bir derdi var. Tam buradan bu Eylül gününden hareketle bir şekilde buna yanıt üretmek gerekiyor. Ezilenlerin ve emekçilerin birleşik mücadelesi inşa etmek gerekiyor. Bu anlamıyla başka bir şansımız yok. Faşizmi yenmek, faşizmi süpürüp bu coğrafyadan atmak zorundayız. Biz de bu rolümüzün, misyonumuzun farkındayız. Bütün dost kurumları, yoldaşlarımızı, siper yoldaşlarımızı bu anlamıyla başta Halkların Demokratik Kongresi, Ezilenler Sosyalist Partisi olmak üzere siyasi soykırım operasyonlarına karşı mücadele etmeye ve yan yana gelmeye çağırıyoruz. Peki haber aldınız mı herhangi bir haber gözaltında olanların durumuna yönelik? Şu anda yani hukukunu dahi tanımayan bir gayrimeşruluğun içinde. Doğal olarak da şu anda avukat kısıtlaması var. Yoldaşlarımız da bugün avukat kısıtlaması sona eriyor. İlk 24 saat avukat kısıtlaması getirmişlerdi. Aslında şöyle bir durum da var. Gündüz gözaltına aldıkları Çiçekoğlu ve Volkan Uyar yoldaşların evlerini bu sefer gece de basmışlar. Ve orada işte kapıları kırmışlar, eve zarar vermişler. Bu şu, yani faşizm bütün aymazlığıyla, bütün meşruiyet zemini yitirmişliğiyle karşımızda duruyor. Korkusundan her türlü saldırgan politikayı yürütüyor. Yani durum bu şu anda. Esasen gözaltı süresiyle ilgili de, yani biliyorsunuz bu coğrafyada faşizm keyfi hukukuyla her türlü şeyi gösteriyor kendisine hakkı. Dolayısıyla şu anda gözaltında avukat kısıtlaması var. Bugün sona erecek. Savunmanlarımız gittikten sonra hem gözaltı sayısı ile ilgili hem de yaşanan süreçle ilgili daha bilgilere ulaşmış olacağız. Peki, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Detayları sizlerden almaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar.